Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugün listede inanılmaz sihirbazlık gösterileri var. Parayı ısıranlar, ağzından kurbağa çıkaranlar ve fazlası. İzlerken gerçek olmadığını bilseniz bile bazen bunu gerçekten yapmış olabilir mi diye şüpheye düşersiniz. İşte bugün o şüphelerinizi ortadan kaldırıyoruz. Hadi o zaman gösteri başlasın. Beş numara, madeni para ısırma. Bu sihirbazlık gösterisi sokak performanslarında sıkça kullanılır. Çünkü hem pratik hem de şaşırtıcı. Karşınızdaki kişi madeni parayı ısırıp kopartsa ne tepki verirdiniz? Nasıl olacak ki? Diyenler için hemen anlatıyorum. Sihirbaz önce sizden bir madeni para istiyor. Parayı alırken de size madeni paraların nasıl yapıldığını anlatarak dikkatinizi dağıtıyor. Ve tam bu esnada gerçek parayı sahte para ile değiştiriyor. Sahte para iki parçadan oluşan ve katlanabilen bir para. Böylece sihirbaz ısırmış gibi yapıp parayı ikiye katlıyor ve şaşkına dönüyorsunuz. Sonra parayı üfleyip kopan parçayı geri getirmiş gibi yapıyor. Ve aklınız tamamen karışıyor. Eğlenceli değil mi? 4 numara, kahveyi paraya dönüştürme. İçeceğiniz bir anda paraya dönüşsün ister miydiniz? Sihirbaz bardağınıza eline alıyor ve içecek ortadan kaybolurken bir anda paralar dökülmeye başlıyor. Peki ama nasıl diyenler yaklaşın, anlatıyorum. Bardağın içinde para dolu ve daha küçük ebatta ikinci bir bardak daha var ve altında da bir sünger duruyor. Büyük bardağın altında parmakla kapatılabilecek boyutta bir delik var. Sünger bardağın içine konuyor, üzerine para dolu bardak ve hepsinin üzerine de kahve konuyor. Parmağınızla bardağın altındaki delikten yukarı ittirdiğinizde kahve aşağı akıyor ve sünger tarafından emiliyor. Böylece geriye bardaktan taşan paralar kalıyor. Birçok sihirbaz bu numarayı evsizlere para verirken kullanıp onları mutlu etmek için kullanıyor. 3 numara, 360 derece kol çevirme. Bileğiniz yere sabitken onu kırmadan 360 derece çevirebilir misiniz? İşte tam olarak bu şekilde. Durun durun, deneyip kendinizi sakatlamadan önce hemen hilesini anlatıyorum. Bunun iki hilesi var. Birincisi, elin yere koyulduğu pozisyon çok önemli. Tam olarak ekranda gösterildiği gibi dirsek içeri bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu yapması herkes için kolay değil, o yüzden lütfen zorlanıyorsanız denemeyin. İkincisi de bu taktiği gizlemek için uzun kollu bir şey giymeniz lazım. Elinizi masaya koyun ve bakın kolumu 360 derece çevirebiliyorum deyip hareketi yapın. İnsanlar şaşkına dönüp sizin doğaüstü güçlere sahip olduğunuzu düşünecekler. 2 numara, ağızdan kurbağa çıkarma. Sihirbaz size ağzında hiçbir şey olmadığını gösteriyor ve sonra ağzından teker teker kurbağaları çıkartıyor. İnanılmaz bir gösteri değil mi? Gösteri ilk kez 1892 yılında doğan Mısırlı performans sanatçısı Hacı Ali tarafından yapılmıştır. Son yıllarda ise ünlü Amerikalı sihirbaz David Blaine tarafından yapılıyor ve insanlar hala sırrını bilmiyorlar. Ama şimdi size açıklıyorum. Sihirbazın bu gösteri için fazlasıyla pratik yapması ve yemek borusunu kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü gösteri öncesi kurbağaları gerçekten yutuyor ve onları yemek borusunda tutuyor. Gösteri başladığında ise ağzında hiçbir şey olmadığını izleyiciye gösteriyor. Ve sonra yemek borusundaki kurbağaları teker teker dışarı çıkartıyor. Siz böyle bir şey görseniz tepkiniz ne olurdu? 1 numara, zikzak kadın. Gelmiş geçmiş en klasik sihirbazlık gösterilerinden biridir. Siz hayretler içinde izlerken 3 parçaya bölünen kadın mutlu mutlu gülümsemeye devam eder. Ama nasıl olur diye düşünüyorsunuz değil mi? Hileyi açıklamadan önce henüz aramıza katılmadıysanız kanala abone olun. Böylece yeni videolardan hemen haberiniz olur. Şimdi tüm hile aslında bu kutuda. Kadın kutunun kenarında duruyor. İçeri sokulan demir parçalar ise kutudan daha dar. Ama sihirbaz bunu el çabukluğu ile göstermiyor. Böylece demirler kenarda duran kadına değmeden kutunun içine girebiliyor. Yani kutu aslında içeride bir kişinin sığabileceği kadar boşluk olacak şekilde tasarlanmış. Orta bölme ileri itildiğinde de
kutunun renkleri göz yanılgısı yaratarak sanki bölme kutudan çok uzaklaşmış gibi gözüküyor ve böylece ortaya zikzak kadın illüzyonu çıkıyor. Hepsini anlatınca ne kadar da basit değil mi? Şimdi size bir illüzyon sorusu. Şıklardan hangisi soldaki şeklin tepeden bakıldığındaki görüntüsüdür? Cevabınızı yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.